Merhaba. Bu haftanın konusu yer oyununda match point stratejileri. Match point biliyorsunuz ikili turnuvalarda uygulanan bir e, puanlama sistemi. E, IMP maçlarına göre farklı, e, Robert Bridge'e göre farklı, işte takım maçları hesabına göre farklı bir yöntem. Nedir bu match point hesaplaması? Şu şekilde geçtiğiniz her çifte bir puan yazıyorsunuz. Eşitlik halinde de yarım puan. Şimdi farkın 100 ya da 1000 olması fark etme. Önemli olan üstüne çıkabilmek. Şimdi şurada 9 masalı bir ele bakalım. Kimi 4 kör oynamış kimi 3 sanzot oynamış. Şimdi skorlara e, olduğunda herkes e, en azından bir en yapmış ama artı yapanlar daha yüksek puan alacak. En düşük puan 400'den başlıyor, 450'ye gidiyor. Şimdi e, nasıl hesaplanacak? 9 masa var, 9-1 yani 8'i tam puan kabul edeceğiz. Şimdi e, şu iki tane 450 var. Bu iki tane 450 e, olduğuna göre 9 masadan kaçını geçmişler? 7. Bir de eşitlikleri var. 7,5. Yedi 7,5 buçuk. Yedi buçuk bölü 8 eder 93,75. E, gördüğünüz gibi 4 e, kör deyip yapan, e, bir en yapan 37,5 alırken artı 1 yapan 93.75 yapıyor. Hatta 3 sanzotu da e, 9 levede kalansa hiç puan alamıyor. Hesaplama yöntemi bu. Yani bu yüzden bazı e, prensipler önemli. Yani match point hesaplaması yaparken ek bazı konuları dikkate almak lazım. Hani diğer masalarda ne oynanır, normal kontrat nedir, biz normal kontratta mıyız, değil miyiz? Bu normal kontratı yapmak yeterli mi? Yoksa başka bir atraksiyon mu yapalım, risk alalım mı? Ödülü ne, riski ne? Bütün olay burada. Evet, şimdi e, geçelim. Normal kontrat kavramı nedir? Şimdi, match point turnuvalarıyla diğer turnuva deklareleri pek değişmiyor. Yani konuşmalar benzer şekilde oluyor. Ama oyunun oynanış biçimi ciddi olarak değişebilir. Ödül ve risk dengesi önemli. Şimdi normal kontrat nedir? Diğer masalarda oyuncuların ulaşacağı kontrat. Muhtemel kontrat. Belki biz de aynı kontrat oynayacağız. Ama fark elde edilecek sonuçta. Bazen bilöve... Fazla çok şeyi değiştiriyor. Bir önceki e, tabloda da gördüğümüz gibi, e, sıklıkla da masada da benzer şeyleri yaşıyoruz. Normal kontratlarda hedefiniz en az diğer oyuncular kadar yapmak, mümkünse daha fazla lobi almak olmadı. Yani şimdi bu elle yer açıldığı zaman bakıyorsunuz, normal kontrat, hani konuşmalar normal bir şekilde olsaydı. Ne olurdu kontrat? E biz o kontratta mıyız? Eğer evet biz o kontrattaysak en az diğer oyuncular kadar yapmalıyız. Yani en azından averajı yakalamalıyız. Mümkünse de daha fazla löve almaya çalışmalıyız. Şimdi e, yedi tane e, prensipten bahsedeceğim. Şimdi fazla löve yapmak. Başarı ihtimali en az %50 ise... Fazla löveyi yapmayı deneyin. Şimdi konuşmalarda çekmek isteyememden sonra 4 kör olmuş. El açıldığı zaman bakıyoruz. Yerde e, oyunu açan taraf zaten yer. 13 puan var. E, bizdeki puana bakıyoruz. Bizde de 11 puan var. E, kör fitimiz var. Trefimiz kısa. Şimdi normal olarak Herkes bu dört kör kontratına ulaşacak. Şimdi öncelikle yapmamız gereken kontratı e, önce kontrat şimdi buradan bunu gördük oyunun oynanış biçimi <laughs> açısından e, önceliğimiz kontratı yapmak değil artık mümkünse artı bir çıkarmak kontratı yapmaya oynayacak olursak şöyle oynarız görelim bir önce Normal oyunumuzu oynayalım. Sonra anormal oyunumuza bakarız. Kozları topluyoruz. Karolarda da alıcı. Pikle eli dışarı verdik. Defans pik oynadı. Üçüncü piki çekti. Ve kontrat bir an çıktı. Ama burada gizli bir hazine daha vardı. Bu da ters dami oynamak. Daha önce başka e, videolarda ters dami oyunuyla ilgili nasıl oynanacak, bunun checklisti nedir göstermiştim. Böyle yaparsak 11 löve çıkarmamız mümkün. Tabi tek risk kozların 3-2 değil 4-1 ya da 5-0 dağılması. Bu da %32 olasılıkla batarız demek. Bakın %32 olasılık 50'den az %68 ihtimalle yani 3-2 dağılımda bu ters tamı işe yarayacak. Ters tamı işe yarayacak çünkü uzun kozun olan, olan tarafta tref kısa. 3 kez trefe çakarsak ki burada kozun 7'siyle az aynı değerde. Ee, o zaman kayıp sayımızı bir azaltacağız. Ne yapacağız? 3 gör çakaraktan 3 de yerden 6 kozdan istifade ettik. Ee, karodan da 4 el 10. 11. lövede trefası. Böylece 11 löveye ulaşırız. Ters dami oynarsak. Şimdi match point bir turnuvada buna dikkat etmek lazım. Tekrar başa döndüm. Şimdi bir de ters dami oynayalım. Şimdi artık e, kozları geçiş için kullanacağız. Çaka yapacağız. yere geçtik. Anel yer oldu artık. Ters dami oynuyoruz çünkü. Treflere çakacağız. Tabi yere bir kez daha geçmeye ihtiyacımız var ve son trafi elimizdeki son kozla da çakalım. Planımız doğru gidiyor. Şimdi yere geçip karvasıyla son kozu da toplarsak işlem tamam olacak karolarımız sağ. Demek ki bu demin 3 pik vermiştik. Şimdi sadece 2 pik vereceğiz. Bunu dikkate almadan direkt dört kör kontratını yapmaya çalışanlar on leveyi başaracaklar. Kesin. Ama biz farklı bir yöntemle 11 leveye ulaştık. Ters demi konusunu iyi bildiğimiz için. İkinci prensibimiz, şimdi kalan levelerin hepsini alma ihtimali varsa boşlamayın. 3 sanzotu oynanıyor. Bakalım, bir pikasımız var, 3 körümüz var. Karolar eğer en fazla tutturabilirsek 6 leve birden gelir. 2 de tref var. Yani ne oldu? Her şey istediğimiz gibi giderse 6 karo, 3 kör 9 10 12 leve. E, hatta belki körden de bir 13. leve. Şimdi bırakırsın normal olarak bu hesabı yapmadan e, işin içine girersek. Piki iki kez boşlamamız gerekiyor. Ee, piki iki kez boşlarsak ne yapacağız? O zaman yine biz Karo Empası ve yine batar pozisyona geleceğiz. Şu anda hiç boşlama yapmanın bana göre bir anlamı yok asla. Şimdi e, bu oyunla tap da yapabiliriz, dip de yapabiliriz. Yani eğer karo empası tutuyorsa harika. Birkaç defa ele gelip bunu tekrarlayacağız. Tutmuyor ise o zaman da dip yapacağız demektik. Ama herkes gibi oynarsak da e, 50'de kalacağız. Yani karar sizin. Denemeye değer. Ödülü bence yüksek. Karo empasını deneyelim. Evet. Tuttu gibi. Tuttu. Şimdi e, ele defalarca gelmeye de gerek kalmadı. Çünkü 10 ve 8 elimizdeymiş. E, ona dikkat etmemişim. Yani karo 10'lu suyla başlayınca zaten otomatikman en pasa sürdürebildik. Şimdi ne oldu? E, kalan lövelerden 3 karo daha alacağız. Körler istediğimiz gibi dağılmış. 4 de kör, etti 7. 2 de ter. etti 9. 4 de almıştık. 13 leve. 3 sanzot oynadık. Artı 4 çıkacağız. Ee, burada şilem oynayan olur mu diye bakıyorum. Pek mümkün değil. Yani bu puanla oynamak e, mümkün değil. Öyleyse 3 sanzotu artı 4 alınabilecek maksimum puanı alır. Top alır yani. Bizim gibi yapan varsa onunla paylaşırız. Ama yoksa en tepedir. Şimdi fazla löve yapmakla ilgili bir prensip de. Eğer riskli bir empat söz konusu ise bunu oyunun sonuna bırakmaya çalışın. Dört kör oynuyoruz. Bakalım ee, beş kör var zaten. Bir pik etti altı. Karolar sekiz. Tref dokuz. Şimdi karoları da iki defa çakarız. Etti on bir. On bir kolay löve var. On ikinci löveyi peşinde koşalım mı? Yani herkes bunu dört köre artı bir çıkaracağı kesin. Ee, öyle mi oynayalım? Yoksa Farklı mı oynayalım? Şimdi ilk piki boşladık. Burada kilit olay şu. Tref empasını erken yaparsak ve tutmazsa artık defans piklerini çeker ve biz de 10 lövede kalırız. Halbuki 11 löve alabileceğimizi de gördük. İlk tur boşladık. En pası son iki kağıda gelene kadar bekleyelim. Şimdi ee, son iki kağıtta hani tutmazsa 11 e, lövede kalırız. Böyle oynayalım. İlk tur boşladık. Pikasını aldık. Şimdi karoları çakacağız. Tabi büyükte de, de çakarız. Elimizde bütün kağıtlar uygun. Körle ele gelip bir karo daha çakmamız lazım. Şimdi kalan kozları toplayalım. Bu arada çıkan kağıtları da dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bir e, sahte squeeze gibi. Acaba kağıtlar ne kaçılıyor diye bakıyoruz. Evet. Şimdi empası denediğimizde elinde son tref kaldığı için yani tutmadı empas ama tref oynamak zorunda kaldı. Do ve biz yine 11 löveyi aldık. Empası baştan denemedik. Ee, baştan deneseydik o zaman pikten bir değil iki löve kaptırırdık. Bir de tref ancak bir yende kalırdık. Halbuki şimdi 11 löveyi elimizde tutuk sağlam yaptık. Şimdi kontratın batması ya da batmaması. Onunla ilgili ee, örneklere bakalım. Eğer normal bir kontrat oynuyorsanız ve hemen herkesin sizin gibi bir batacağını düşünüyorsanız ek löveyi alabilmek için yani kontratı çıkarmak adına gereksiz macera aramayın. Herkes batacaksa tamam biz de batalım. Yani bir ee, kahramanlık yapalım, bir ee, şahane bir oyunla kontratı çıkaralım yerine bir batmaya razı olacağız. Bakalım 3 sanzot oynuyoruz. Bakarsak neler var? Bir pikimiz var. İki karo astrovalar var. Treflerden dört parça var. Altı, yedi, 8. Şimdi 9. löve nasıl olacak? Bir kere rakibe el verdiğimiz anda yani kör aslına oynadığımız anda batıracaklar. Pekten oynayarak. Karo'dan bir umut var mı? Yani karo'dan umut sadece dam ve vale'nin doubleton olup düşmesine bağlı. Ancak o zaman. Bu da Yüzde 25 ihtimal sadece. Şimdi e, tabii deni bir bakacağız yani iki bir karo oynadığımızda bakacağız ne oluyor ne bitiyor diye. Bu oyunu tekrar ederek oynayalım. Önce karoyu deneyerek karoyu iki tur Karoya ısrar ettiğimizi varsayalım. Şimdi burada dam e düşmedi aslında o bu ilk düşündüğümüz gerçekleşmeyecek dışarı eli verdik. Onlar da pike oynayabilecekler. Yani bir anlamda karoya devam ederek bile bile lades oldu. Şimdi ne oldu? Bakın iki battık. Geri dönelim. En başa dönelim. En baştan Doğru sırayla oynayalım. Bir kere şu karo aslını yaptık. Heh. Karoya devam etmeyin. Buraya kadar geldik. Karoyu bir denedik bakalım. Dam falan düşüyor olsaydı bir heveslen çektik. Ama şimdi karo aslına iki tane küçük marka geldi. Öyleyse karodan vazgeçip kör ası çıkarmaya oynayalım. Ve bir batmaya da razı olalım. En azından mucize arayanları geçeceğiz o sayede. Karoyu bırakıyoruz. Battık kabul ediyoruz. Yani tabii önce şu trefleri de bir tahsil edelim. Trefleri tahsil ettikten sonra pardon tahsil etmedik sadece ele geldik. Yani elden gördük oynadık pardon. Fark etmiyor zaten. Artık defans çünkü piklerini sağlayacak. Körasını verince kontratın batacağına razı olduk. Şimdi karoların bir önemi kalmadı artık. Sadece karo astrova'dan istifade edebildik. Artık karodan e, leve peşinde değiliz. Onun için defosları karodan yapıyoruz. Bu leveyi de verince kontrat battı. Ama kalanları alıyoruz. Yani bir batara razı olduk. Aslında ne oldu biliyor musunuz? Herkese yani normali, normal sonuca kaderimize razı olduk. Bir tur karo çekip kontrol ettik. Acaba damvale düşer mi diye düşmeyeceğini anlayınca tamam öyleyse bırakalım karoyu. körasını çıkarıp bir batmaya da razı olalım dedik. Şimdi bir de anormal kontrat var. Bazen yanlışlıkla ya da ortakla anlaşamayınca normal olmayan anormal bir kontrata gelinir. Tabii yapmamız gereken buradaki strateji normal kontrat sonucunu geçmeye ya da eşit sonuç almaya çalışmak lazım. Şimdi bakalım konuşmalar şu şekilde olmuş. Kuzey bir karo açtıktan sonra güney bir pik demiş. Bir senzotuya iki kör demiş. Ee, i̇ki pike de iki pik deyince de ortağı e, dört pike gelmiş. Aslında ortağı e, iki parça pikle bir tercih yapmış ama bunu üç kabul etmiş herhalde güney. Ee, ve 4 pike gelmiş. Şimdi normal kontrat aslında çoğunluk 3 sanzot oynar. Ama biz 4 pike geldik. Şimdi pik empası tutarsa 11 löve tutmazsa 10 löve alınır. Buna göre ee, bir başlayalım. Şimdi sanzot değil pik oynuyoruz karoyu aldık. Bir tur kör çektik. Şimdi e, burada dikkat edilecek husus şu. Sanzot oynayanlarla aynı oyunu oynuyoruz. E, halbuki Sanzot oynayanlar 11 leve çıkarıyorsa biz de, bizi geçecekler. Onlar şimdi zonda olduğumuza göre biz 620 yazacağız. E, yani ya 620-650 yazacağız. Onlarsa 10 puan üstünü yazacaklar. 630 ya da 660 yazacaklar. Şimdi biz de aynı yoldan gidersek aynı löveye sayısına ulaşacağız. 10 puan eksiyle. Öyleyse piki farklı oynayalım. Yani şöyle oynayalım. Normal olarak hani pik ruvası, ardından küçük pik oynanıp işte enpas denilir. Ama biz tersten oynayalım bakalım. Bir değişik bir şey yapmamız lazım. Şimdi kozlar 3 3 ise ki 3-3 pik damına löve vermeden kapmış olduk. Onuncu löve alındı. Bir tane de kozumuz var. Bu da eder 11. Şimdi pik empası batıya doğru yapılınca Sanzot'u oynayanlar 10 lövede kalacaklar. Hemen sayalım. 4 tane pik alacaklar. 4 tane kör. 8. 2 de karo. Etti 10. E, treften yani trefi oynamamız söz konusu değil. Rakip oynayacak da aslında ruhasını çekecek ve sıra bizim valiye gelecek. Oradan zor. 3 sansatı oynayanlar 10 leve yaptı. Biz 11 leveye ulaştık. Yine anormal kontratla ilgili bir prensibe bakalım. Şimdi normal kontratı sonucunu geçmeniz mümkün değilse kontratı yapmaya veya artı çıkarmaya çalışın ve normal kontratın batmasına umut edin. Bazen normal kontrat dediğimiz kontratlar dağılımdan ötürü batar. Şimdi biz geçemiyorsak bu sonucu o zaman normal kontratı batıracak dağılıma oynayalım. Ona göre oynayıp kontratımızı çıkarmaya çalışalım. Şimdi e, karoda gereksiz bir ısrar olmuş. Bir karo bir sanzotu güney 3 karo demesi e, kontratı 4 karoya getirmiş. Halbuki herkes Burada 4 pik oynayacak. Biz 4 karoya geldik. Yanlış bir anormal kontrat bu. Şimdi 4 karo e, yapsak ne olacak? 80 artı 50. 130 alacağız. E, şimdi ne yapalım? İlk tur ası koyduk. Şimdi herkes e, 4 pik oynar. Biz oynuyoruz. 4 karo. Öyleyse dört piki batıracak bir dağılıma göre oynayalım. Ee, şimdi pik as kesin e, el verilecek. Kör. Hmm. Şöyle olabilir. Nasıl olabilir diye düşünüyorum. Dört piki batıracak hamle Muhtemelen batı karo atak eder. Ve taraflardan biri de e, e, kısadır. E, koz pik e, as dışarıda olduğu için koz oynandığında alır ve karo dönüp ortağına çaka verir. Bu böyleymiş gibi oynayalım. Tabi şu anda karo atağı yapmadım. Çünkü şey e, koz karo. <laughs> Buna göre oynayalım. Bir tarafta karonun kısa olduğunu kabul edelim. Aynen öyle oldu. Son karoyu da alalım. Bakın batı 4 pik kontratına karo atak etse ya da kuzeyden oynanıyorsa doğu tek parçadan rahatlıkla atak eder. Ee, ki normal kontrat da bu arada şimdi dikkatimi çekti. Ee, baştan 4 karoya konsantre olduk ama e, bir karoya bir sanzutu değil. Bir pik denmez. Kuzey bir pik deyince de dekleran olacak. Karoyu Doğu atak edecek. Tamam karo alınacak ama ilk koz dönüldüğünde pikasını tutan Batı bir karo daha oynayıp e, ortağına çaka verecek. Böylece Kozdan 3 löve e, verilmiş olacak. Evet. Son e, anormal kontratla ilgili prensibe bakalım. Eğer anormal kontrat sonucu çok iyi olacaksa risk almadan oynayın. Yani bu anormal kontratı yapmaya bakın. Vazlasıyla uğraşmayın. Şimdi 4 pik oynuyoruz. Artık nasıl geldik? İşte 4-3'e e, oynuyoruz. Şimdi normal kontrat 3 sanzot olurmuş. Elimiz zaten çok da dengeli bir el. Nasıl gelmişiz? Bir trefe, bir karo denmiş. E, biz bir pik deyince de ortak iki pik demiş. 3 parçayla. E, öyle olunca da 4 pike gelmişiz. 3 sanzotu olsa ne olurdu diye bakalım hemen hızlı bir şekilde bunu normal kontratın ne olacağını bakalım. Normal kontrat 4, 5, bu 5'te şeyden var. Karo'dan 10 löve garanti. Biz geldik ee, 4 pike. Tabii 4 pikle 10 löve yaparsak bir de ona bakalım. E, ne oluyor? E, olar, şimdi biz de aynı aslında Sanzotu gibi ama on levye ek olarak bir tane de çaka yapma şansımız var. Bu bir, bir çaka yeter bize. Kördan ikinciyi peşinde koşmayalım. Orada üstte çakılma vesaire riskleri olur. Demek ki Sanzotu'ya göre farklı bir tane fazla çakarsak iş tamam. Şimdi yeter ki eli tabii dışarı vermeyelim. Çünkü defans hemen Tref oynar. Şöyle oynayacağız. 4-3 kozu oynuyoruz. köre yerden bir kez çakacağız. Kozları toplayıp karoları tahsil edeceğiz. Kozlarımız büyük. İyi, iyi tarafı bu. Bir tane çaktık. Artık bir ek bilövemizi sağladık. Şimdi Karo'yu niye öyle oynadık? Bir şart değildi. Bence önce kozları toplamak lazımdı. Fakat ardından ee, karoları tahsil edeceğiz. Son kozu da alalım. Bir kere çakmamız yetti. Bakın 3 sanzut oynayanlar 10 ve Biz yapıyoruz 11 löve. Yine herkesi geçmiş olduk. bizim gibi düşünenler de böyle oynayan oyuncular da var bunu dikkate alarak match pointları normal kontrat ne anormal kontrat ne oynayan oyuncular var ama onlarla eşit neticeyi almış oluruz. burada tabii iki katı düşünme konsantrasyon gerekiyor. Normal kontrat ne? Normal kontrat sonucu ne olur? Bizim anormal kontratımız ne olur? ek yapılabilir mi? Gerek var mı? Bütün bu soruların cevabını bulmak gerekiyor. Şimdi bu konuda örnekler yapacağız bundan sonraki videolarda. Beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.